Ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rakama göre 15 Aralık'ta düzenlenecek iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılmaya rekor bir sayıyla 139 bin kişi hak kazandı. Peki neden bu kadar yoğun başvuru var ve iş kazalarını neden engelleyemiyoruz? Detayları haberimizde. Rekor veriyi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü açıkladı. Bu yıl 15 Aralık'ta düzenlenecek olan iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavına 139 bin kişiyle rekor sayıda başvuru yapıldı. Bu kapsamda A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için 1602, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için 10.640, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için 83.588, İş yeri hekimliği için 19.003 ve diğer hizmetlerde çalışacak sağlık personeli olmak için 24.398 aday sınava girmeye hak kazandı. Peki bu kadar yoğun başvurunun sebebi ne? Yeni mezun arkadaşlarımız, üniversitelerden iş bulma kaygısı yaşayan arkadaşlarımız bu sektöre özellikle adım atmak istiyorlar, cazip görüyorlar. Dolayısıyla bu patlamada bizi çok şaşırtmadı açıkçası. Hangi bölümlerden mezun öğrenciler bu sınava girmeye hak kazanabiliyor? Mühendislik fakültesi mezunuysanız, mimarsanız, eğitim fakültelerinden fizik, kimya ve biyoloji bölümü mezunuysanız, diyelim biyoloji bölümü mezunuyum. Biyoloji mezunu arkadaşımızı alıyoruz. Biz bir şantiyeye iş güvenliği uzmanı olarak atamasını yaparsak ya da görevlendirmesini yaparsak çok ciddi sorunlar çıkar. Çünkü şantiye demek birçok tehlikeyi bir arada barındıran iş yerleri demektir. Siz biyoloji mezunu bir arkadaşı ya da gıda mühendisi bir arkadaşımızı alıp oraya danışman olarak verirseniz tabii ki birçok noktada eksik kalacaktır. Yapılan mevzuat değişiklikleriyle tüm işletmeler iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla ve bu alanda çalışan profesyonel personel istihdam etmekle yükümlü hale gelse de hala Dünya Çalışma Örgütü verilerine göre işçi ölümlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıradayız. Peki rekor sayıda başvuru yapıldığı halde işçi ölümlerinin önüne neden geçemiyoruz? Şimdi rekor başvuru olması demek insanların buraya yeni bir iş kapısı olarak görüyor olmasından kaynaklanıyor. Az önce de bahsettik. Dolayısıyla yani ne olursa olsun hiçbir şey olamazsam iş güvenliği uzmanı olayım diyen bir grupla bu işi maalesef yürütemeyiz. Bilinçli çalışanlar, bilinçli danışmanlar olması gerekiyor bu işi takip eden, yürüten, organize eden. Dolayısıyla da durum böyle olunca çok fazla hakim olunamadığı için sisteme, işleyişe, iş kazaları da bir iyileşme olmuyor. İş güvenliği uzmanlarının denetimlerde işveren ve işçi hakları arasında kalması ise sektördeki ayrı bir sorun. İşveren diyor ki bu danışmanlık hizmetinin bedelini ben size ödüyorum. Dolayısıyla benden taraf olmanızı da bekliyorum. Ama bir taraftan da uygulamak zorunda olduğunuz birçok yönetmelik var, uymak zorunda olduğunuz birçok kanun var, işvereni yönlendirmek zorunda olduğunuz birçok konu var. Şimdi ücreti işveren tarafından ödenen bir konuda çok da taraflı olamayabiliyor bazen uzman arkadaşlarımız. Bu da maalesef sektörün diğer zor bir yanı.